Sinefil kafasından herkese merhaba. Zeki Demirkubuz'un Hayat filmi, 7 yıl aradan sonra gelen filmi şu an vizyona girdi. Oldu da bayağı video çekmeye. Bayağı Aralık ortasında falan gibi. Evet. Daha film ekiminde izledim ben. Hı hı. Onun haricinde şu an bir sürü güncel olaylar da var. Ortalık karışık. Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan eski hesapların tartışmaları dönüyor. Şeye döndü, düelloya döndü yani. Kim kazanacak falan. Neredeyse. Şimdi Musk, Zuckerberg dövüşü gibi şey bekleyenler var da onlar çıkmaz yani. Bana geçen bahis sitesinden mesaj gelmiş cep telefonuma. Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan savaşını kim kazanacak diye. Yani onun kazanını nasıl belirleyeceksiniz, o da ayrı bir şey. İyice sapıttı insanlar. Evet. Belki de şey böyle hani ülkede artık insanlar böyle magazinel şeyler istiyorlar ve garip bir şekilde sinemadan böyle bir magazin çıkması da ilginç geliyor bana. Hayata girmeden önce direkt onu da konuşalım mı ufakça? Konuşalım. Ya şöyle bir şey var mesela, yıllarca işte yok Zeki Demirkubuz'un senaryosunu Nuri Bilge Ceylan çaldı falan diyorlardı. Halbuki İkisi de Yılmaz Güney'in Baba filmini izleyip oradan esinlenmişler. Oradan çıkan hikayeler ortaya çıkmış. Yani bir de yıllarca hani bu dedikodu artık o kadar kanıksanmış bir şey olmuştu ki, evet hani millet çalmış ama diye giriyorlardı. Hani zaten çaldığı bariz gibi davranın diyordu ama işte yıllar geçmiş, işinde adam artık söylememiş, konuşmamış. Nuri de konuşacak seneyi buldu. Dedi hani şey, aşağılık olan ben değildim diye. Sonra bunlar patlak verdi zaten. Bu arada çıkış noktası çok saçma. Yıllar sonra Kor filmiyle Kültür Bakanlığı'na başvuruyor Zeki Demirkubuz. Evet. Sonra oradaki işte şu an milletvekili olan bir kadın şey diyor, bu tamamen üç maymunun aynısı, çalmışlar diyor. Buradan çıkıyor, çok saçma bir muhabbetten çıkmış o da. Ya bir sürü şey var, bir sürü anlatı var da bence kendi şeylerine göre davranın. Yani Nuri'nin bence aslında normalde topa mupa girmemesi lazımdı. Hmm. Nuri Bilge'nin. Zeki Demirkubuz zaten hep böyle konuşuyor. Anlabuldu işte, tweet atıyor, konuşuyor, geçen filmin hayatın özel gösterimi oluyor, sinemada orada konuşuyor, şu an her şeyde sürekli konuşuyor. Ya benim üslubu hiç sevmediğim bir üslup. Zaten Nuri Bilge'nin de, Nuri Bilge mesela şu an bir açıklama bile yapsa, ben onun böyle çıkıp canlı yayında falan diyeceğini değil, bir yazılı bir açıklama falan yapar en fazla yani. Ya. Nuri Bilge. O şeye girmez çünkü ötekinin üslubu çok bozuk. Neyse. Ya Zeki Demirkubuz direkt ben halkın adamıyım deyip çıkıp işte böyle kendince i̇şte söyleyeceğim. Yıllar önce öyleydi. Artık o muhabbet yanmıyor. Halkın adamı falan artık bence olay o değil de. Ya zaten egosunun şeyi yani, esiri olmuş insan aslında birazcık da. Ya o kadar şey diyorsan madem o zaman şeyden bahset. Kendi olaylarından bahset. Gidip de adamın kış uykusundaki sahnesini bakıp da işte şöyle sahneymiş, daha iyisini çeksin demem yani. O senin içindeki kaprisi gösterir. Ya bir de onları izliyorsan zaten filmleri de izliyorsundur ufak ufak. Böyle söylemiyorsundur yani. Neyse. İlk kimlerden beri hiçbir filmini izlememiş. Ama hangi sahne bahsediyor değil mi? Hepsini biliyor. Nasıl oluyor bu iş? Sahne takip ediyorsun o zaman. Neyse. Gelelim Hayat filmine. Hayat filmi... Bu arada yılın en iyi ikinci filmi seçtik biz. Evet. Seçtik yani, öyle şimdi. Yani. Lafımızı ederiz ama filmi beğendiysek de hakkımızı veririz yani. Ya Zeki Demirkubuz filmleri arasında mesela aslında finaliyle en ayrıksız duran film diyebiliriz. Evet, o çok bariz. Onun da mesela hikayesi var aslında. Neyse, oraya girmeden önce oraya geleceğiz. Hikaye ve karakterler bazında kader ve masumiyet dönemlerini anımsatan, yani onun o tarzını anımsatan birazcık geriye dönüş bir filmi olduğu gibi. Çünkü herhalde böyle bir şey var ki Kadıköy sinemasında orada burada arda arda kader, masumiyet, hayat gösterimleri yaptılar. Yani sanki bir üçlemeymiş gibi değil aslında. Değil, ama hiç alakası. İşte hani yakın çünkü onu söylediği için hani ona göre yapmışlar. Neyse. Filmde şöyle söyleyeyim. Ya bir sürü şey var. Şimdi bu film 3 saat küsür. Hayat ortada yokken bu hayatın sergisi falan oluyordu artık. Kadıköy tarafında mı? İstanbul mu? Burada şeydi. Gazhanede. Gazhanede. Gazhanede olurken söyleşide. Ben gördüm onu. Şu an tabii araştırıp bulmak lazım ama açık açık Zeki Demirkubuz söylüyor. Nuri'den daha uzun film yapayım dedi. Bak bunu söylüyor. Evet evet. Gazhanede bu söylenmiş, kurulmuş bir cümle. Ya bu arada bu bizim geyiklerimizde de ortaya çıkan bir şeydi aslında. Ha bu arada yapayım demiş, yine yapamamış. Kurotlar üstüne daha uzun.
O ayrı. Ama bu yüzden mesela izleyen şeyler Zeki'ye bazı insanlar sahneleri çok uzun bulmuş. Mesela çünkü filmde böyle 4 dakika, 3 dakika, 5 dakika uzayan sahneler var. O Umut Kurt'un tarla sahnesi gibi, Miray Dener'in ağlama sahnesi gibi. Hani ya şey bile uzun aslında. Evet. Cem Davran'ın masada hani böyle hani Cem Davran'ın zaten bütün sahneleri 40-50 dakika sürüyor. Yani direkt akıtmış orada sahneyi, devam et falan deyip uzatmışlar. Ya, o ayrı, en azından o diyalog üzerine kurulu. Ama evet. Mesela filmde şöyle şeyler var. Gereksiz, inanılmaz gereksiz bulduğum sahneler var. Evet. Genelde Zeki Demirkubuz o sahneleri çok iyi sahne ya falan diyor da çok iyi de filmin bütünlüğüyle uygunluğu yok. Mesela bir, Caner Cindoruk sahnesi, taksici sahnesi. Çıkartsan ne kaybedersin? İki, mesela o öğrenci sahnesi var. Ev arkadaşı sahnesi. Kayhan'ı açık gözüm oynadı. Ya o sahne de mesela çok iyi bilinen fıkra gibi sahne yani. Kusura bakma da hikayeyle hiçbir alakası yok. Çıkarsan ne kaybedersin? İkisinde ben olsam çıkarırdım. Ara ara şeyler var. Yani Kayhan açık göz. Ya Nuri nasıl komedi yapabiliyorsa ara ara. Hı hı. Zeki de yapabilir. Kayhan'ın sahnesi hakkında aynı düşünmüyor olabilirim ama taksici sahnesi. Bir de Bütünlüğüne uyuyorduğunu düşünüyor musun? Hani sahne iyi olabilir. Aha. Belki anlatılan şeyler de iyi olabilir. Evet. Ama yani bu filmin odak noktası bir çıkmaz evet. Bir aşk hikayesi aha. Gibi bir şey aslında. Kurduğu şeyler ya yolunda gitmeyen şeyleri çok var. Orada tercih meselesi hiç olmasın ben kurguda atardım diyebilirsin ama bütün 3 saatlik salonda da benim gördüğüm insanların en çok güldüğü sahne oydu. Ya o tepki alır canım. Yani tribün de yapmış olabilir bilmiyorum açıkçası. İlk yarı mesela neredeyse filmin ilk yarısı 1,5 saati ana kadın oyuncu yok gibi bir şey bir yere kadar. Hani bir yar rüya sahnesinde kayıp gibi yerler de var. Ya şey aslında temel olarak baktığında erkeğin bakış açısından izliyorsun. Kadının bakış açısına dönüyor. Sonra üçüncü kişi Cem Davran'ın kadına dönüyor bir anda. Hmm. Çünkü o bayağı sürüyor. 50 dakika falan. Yani 120'de giriyor, 170'e kadar falan sürüyor yani. Olaya baktığımızda şöyle bir şey var. Kadının karakter şimdi Derya Alabora ve Vildan Atasever. Tabii aynı karakter ve çok onun daha bağıran, çağıran kadınlardı onlar. Sesini yükselten, daha baskın. Buradaki sessizlik Miray Dener'deki. Dolayısıyla buradaki kadını hani sessiz bırakması üzerinden çok tartışmalar döndü benim anladığım. Şey demişler genelde işte bir kadın karakter bütün erkek, toksik erkek karakterlerinin hayatlarını şekillendiriyor fakat kadın hep susuyor. Ama mesela bu noktada da ben gireyim devreye. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Zeki Demirkubuz mesela Nuri Bilge Ceylan sinemasına baktığımızda Nuri Bilge Ceylan görmek istediklerini gösteriyor. Böyle olsun istiyor, böyle konuşsunlar istiyor. O yüzden edebi konuşuyor karakterler. Zeki Demirkubuz olanı vermeye çalışıyor. Mesela burada bakıyorsun her karakter şu an karşımıza çıkabilecek. Dışarı sokağa çıksan, böyle daha varoş mahallelerde otursan karşına çıkabilecek karakterler. Ne bileyim bu işte Cem Davran'ın karakteri de mesela öyle. Direkt İşte genç bir kadınla evlendikten sonra direkt onun korkularını yaşayan bir adam olarak karşımıza çıkıyor ki bir sürü var böyle kişiler. Sonradan işte boşanmışlar, karısı da ölmüş, dul olmuş ve sürekli bu denklemlere gelen bir sürü gerçek insanı görebiliyoruz. Bu yüzden Zeki Demirkubuz aslında diyaloglarıyla daha gerçek diyaloglar yazarak bağlantılar kurduğunu düşünüyorum. Yani filmin en büyük gücü aslında bu gerçeklik ve hayatımızda maalesef Türkiye'de toksik insanlar var. Ve kadınlar konuşamıyor ve bu problemler çıkıyor ama Zeki Demirkubuz da zaten var olanı size gösteriyor. Yani sizin için ekstradan yok politik doğruculuk yapacağım derdinde olan bir insan değil. Ya şu var yani şunu için savunuyorum daha çok. Evet yıllardır Zeki Demirkubuz'un beğendiğim sonunda bir filmi dedim 10 küsur yıldır. Ve Zeki Demirkubuz'un açıklamaları, mesela artık bir şey konuştuğun zaman Nurci misin, Zekici misin ya da başka bir şeyci misin oluyor. Yok ben hiçbir zaman Zekici değildim. Yani sevdiğim filmleri var. Tabii ki filmlerini seviyorum da hani Zeki Demirkubuz'un genelde o kaba üstü bunu sevmiyorum. İnsanlar hani mahallenin delikanlı abisiymiş şeylerini, insanların benimsediği alkış, aa Beşiktaş forması falan bak Alı Saha maçına gidiyor. Umurumda değil benim. Ben ona bakmıyorum. Bana samimi de gelmiyor. İnsanlara geliyor olabilir.
Ben onda değilim. Ben filmi beğendiysem film için şöyle bir şey söyleyebilirim ki Zeki Demirkubuz sizin istediğiniz sipariş gibi karakterler yazmak zorunda değil. Diyorsun ki işte sen kadın karakteri Uğur gibi istiyor olabilirsin. Günümüzde kadın niye susuyor? Orada susmanın da bir anlamı var. Adam onu şey yapmış zaten. Ben olsam böyle yapardım, sen olsan şöyle yapardın meselesi değil. Bazı insanlar adamın yaptığı, yarattığı dünyaya kendi dünyasıyla kıyas yaparak mı bakıyor bilmiyorum. Mesela geçen Zeki Demirkubuz'a canlı yayında söyledi, sinirlenmiş. Artık herkesin tanıdığı Melikşah'ın bir tweet'i. Melikşah Altuntaş. Hı-hı. Şey yazmıştı izleyince. Ya, takılcı şeyi biliyorum, hani filmi beğenip beğenmemesi umurumda değil. Kötü kahvaltı sofraları. Sen varlıklı bir aileden geliyor olabilirsin, bilmiyorum, tanımıyorum, Melikşah'ı da tanımıyorum. Kadıköy'de ünlü arkadaşlarınla kahvaltı sofralarında takılmış olabilirsin. Bir çocuk var mahallesinde, ekmekçilik yapan, ekmek satan. Dedesi ona kahvaltı hazırlıyor ve diyor ki, dede bana niye böyle hani güzel, her sabah bana güzel kahvaltı sofraları hazırlamak zorunda mısın? Onun gözünde o güzel çünkü. Çocuk bir uyanıyor, dedesi bunu kahvaltı yapmadan bırakmıyor. Ne var kahvaltıda? Domates var, salatalık var, peynir var, zeytin var. Tamam. Ona buyur. Yani buna bakıp da filmi izleyip de çirkin kahvaltı sofraları diye bir bu gerçekten çok saçma bir şey yani. Yani tamamen kendini bırak orada. Sen yoksun ki orada. Sen oynamıyorsun. Senin çevren değil o. Yani karakterin gözünden bir bakmayı denesene ya. Ya bu arada Zeki Demirkubuz'un direkt kadınlara bakış açısı biraz tuhaf. Onu kabul edelim. Yani şey normal bakmıyor. Yani direkt şey gibi bakıyor. Toksik erkek bakış açısıyla bakıyor. Ama adam hep böyleydi işte. Çok farklı bir değişkenliği yok. Adam istikrarlı o açıdan. Ya şöyle bakarsan erkeklere daha derinlikli bakıyor mu filmde? Aslında bence yine bakıyor. Mesela bak bana göre Cem Davran'ın karakterine çok derinlikli bakıyor. Tamam mı? Hı hı. Çok derinlikli diyaloglarla her şeyle böyle inceliyor adamı. Burak Dakağ'a da aslında Miray Dener'den daha yoğun bakıyor. Miray Dener'i sessiz bıraktığı için karakteri. İşte empati kurabiliyor. Ha. Zaten kadınları biraz aslında sessiz şeytan gibi gördüğü için aslında. Mesela dedeyi de çok güzel replikler yazmış Osman Alkaş'a. O evine geldiğinde anlattığı, çocuğun annesi olan olayı anlatması. Hepsinde güzel güzel böyle kurulmuş dramatik yapılar ve şey oyunculuklar var ama kadına baktığında yok. Yok. O, bu burada bir tercih olmuş. Burada şey yapmıyor. Yani çünkü kız da aslında tamam güçlü karakter Miray Dener. Şey demesine aslında gıcık oluyorlar. Orada kilit bir cümlesi var Miray Dener'in. Diyor ki, annemi sevmiyorum diyor. Hani çok pısırın teki. Babamı seviyorum ama o beni sevmiyor diyor. Şimdi babasından şiddet görmesine rağmen, dayak yemesine rağmen, öldüresiye belki yemesine rağmen filmin son sahnesine gittiğinde bile kız hala babasının onunla konuşmamasını düşünüyor. Yani kız çünkü şey karakter hani işte Cem Davran'la konuşurken Cem Davran anlatıyor sonra diyor ağzını bir tane çakmak istiyorum bazen diyor çaksana diyor hani böyle yok diyor o oyuna gelmeyeceğim ben falan diyor hani bakış açısıyla karakter güçlü. Yetişme tarzından dolayı öyle bir şey yapıyor. Bu arada anneye de parantez açmak istiyorum. Direkt tipik Türk ailelerinde bulabileceğiniz bir anne tipi. Yani bir de onu kimden yaratmışlardı? Neydi oyuncunun adı? Melis Birkan. Melis Birkan'dan yaratıyorsun bunu ya. Ben çok başarılı buldum Melis Birkan ama çoğu kişi mesela Melis Birkan'ı hala ıssız adamdan tanıdıkları için o bakış açısıyla bakıp bu olmamış bilmem ne olmuş. Gayet de olmuş yani kusura bakmayın. Bildiğin evdeki anne yani. Bence kesinlikle haksızlık ediyorlar. Yani bu bakış açısı artık çok eskidi ya. Bakıyorsun Melis Birkan ıssız adamı izledik ya bu kadından köylü kadın bu. Tilla olmuş. Bak karakteri benim birebir akrabalarımdan birine benziyor. Hı hı. O konuşma şeyi safsata mesela şeyde bile yani Umut Kurt'un karakteri kıza saldırdığında bile şey var ya orada da kendince bir durdurmaya çalışıyor ama hani şeyi o kadar. Şöyle yapıyor en bazen. Komşular falan bağırıyor birini. Zaman zaman suskun, zaman zaman geri basımlı. Ya bu yıllarca bastırılmış şey, kadınların direkt şey yani yansıması. Yok çok gerçek bir karakter bence. Melis Birkan'ın karakteri gerçekten çok gerçek bir karakter ve kötü oynanmış da değil yani. Kötü oynanmış daha küçük oyunculuklar var filmde. Ya mesela filmde çok böyle ünlü olmayan oyuncular mesela, yan karakterler, bayağı amatör kişiler bayağı kötü oynamışlar. Ya şimdi kötü ziyade şey diyebilirim, karakter her karakter olacak diye bir şey yok. Ya da alternatifleri olacak. Burada aslında hikayesel anlamda baktığında buranın bir nevi Zagor'u olan. Yani kızın İstanbul'daki sevgilisi. Evet işte o.
aynı zamanda orada şey de oluyor yani Doğu Demirkol'larla olan. Adamın o şiddeti de zaten şey giriyor. Doğu Demirkol sahnesinde ve de başka. Yani bir sürekli bir iticilik var. Bu yani bence şey alternatif olacak bir karakteri olabilirmiş. Ya aslında gerçek bir tip seçmişler ama evet. Maya şey yani ben kameraya çekiliyorum gibi bir triplere girmişler. O yüzden iyi oynayamamışlar. O zaman Doğu Demirkol'u nasıl buluyorsun? Ya ben kötü demiyorum ya. Çok kötü bulanlar olmuş ama birazcık artık Doğu Demirkol'u böyle insanların mimlediklerini düşünüyorum. Şey ya bir de Doğu Demirkol hep aynı karakter oynadığı için hani evet. Burada biraz yenilik kattığı için benim hoşuma gitti açıkçası. Evet. Ama Zeki Demirkol'un da şey açıklaması var ya, Nuri Bilge'nin filminde başrol oynuyordu. Ben topal yaparım, bilmem ne yaparım gibi. Bu kadar da değil. Ya işte yani. Böyle şov olayları biraz zaten bunu magazinleştiriyor ya, aslında. Birbirlerinin filmde olan insanları hiç oynatamayacaklar mı sonuçta? Mesela Murat Cemcir de birbirinin filminde oynadı. Olur. Onun en barizi bence şeydi yani. Ufuk çok... Bayraktı. Yok yok. O da mı değil? Bariz yapılışı. Yani Bulantı'da Ercan Kesel'i oynatması Demirkol'un. Tek bir sahne Doktor Remli. Hani o çok barizdi yani. Neyse. Bu arada oyuncuların hepsi de ikisini de birden oynuyorlar yani. Evet. Sonuçta burada Doğu Demirkol bir karakter yani. Ercan Kesel Bulantı'da bir karakter bile değildi. Yani. Peki şey Nuri Bilge Ceylan'dan Miray Daner hamlesi gelir mi? Gelmez. Bilmiyorum da Miray Daner oynamak ister bence Nuri Bilge Ceylan. Gelirse takılıp bence oynardı. Benim en sevdiğim filmdeki karakter Cem Davran. Bunu gerçi şey yıl sonu videomuzda da küçük söylemiştim de burada da söyleyeyim. Normalde ana karakterleri tutar başrol şey yaparsın yani Miray Daner, Burak Takak. Bence ikisinden de daha şey işlenen karakter Cem Davran olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahneye yani şöyle bir şey var. Filmin ilk iki saatinden sonra giriyorsun. Bir yan karakter olarak giriyorsun. Çok da uzun sürüyor sahnen. Yani neredeyse üçüncü yarı. Son yarı onunla sürüyor ve kilitliyor, bitemiyor yani. Anlıyor musun? O kadar uzun süre adamın bütün hezeyanlarını, korkaklığını, duyguların her şeyi böyle kapsayıcı bir şekilde hani yatağa giriyorlar, kalkıyor, yatıyor, şey yapamıyor bir türlü. O çıkmazdan çıkamama şeyi bana çok gerçekçi geldi. En azından ilişki boyutunda gerçekçi. Ya bir de böyle kafa ütüleyen çok adam vardır ya o yüzden. Evet ben bazen böyle çok konuştuğumda şey düşünürüm yani. Karşımdakinin kafasını gerçekten ütülüyor muyum diye. Ütülediğim de olmuştur. Kesinlikle olmuştur yani. Ama o şeyden de çıkamazsın kendin. Zaten ilk rakı masasında başlıyorlar sahneye. Hmm. Ya zaten direkt bu ilişki de biraz yanlış denklemle ortaya çıkmış. Evet. Bir hikaye olduğu için. Ya film boyunca direkt ana karakter, yani şey Cem Davran karakteri zaten. Yani tek taraflı düşünen bir karakter. Kızın hiç ne olmadığını önemsemiyor. Sırf kendini düşünen, bencil herifin teki açmış kızı. Ben öyle düşünmüyorum ama öyle düşünenler var da. Yani adamın orada istediği tek bir şey var. Sonuçta kadının kendisini birazcık sevmesi. Bu arada şeye ne diyorsun? Dakak. Dakak. Dakak benim dizilerden çok sevdiğim bir oyuncu. Ama karakterin de yani yine Demirkubuz'un yarattığı karakterin potansiyelinin tam hakkını verdiğini düşünmüyorum. Ben aynı şeyi bu arada Miray Daner için de düşünüyorum. İkisini de bence daha üst şeye taşıyacak bir Ufuk Bayraktar, bir Gülden Atasever olacak şeyleri vardı belki ama... Ama karakterler zaten bu filmdeki ayrıksı evet. Tarafı şuydu. Tabii. Öbür tarafta hep yüzleşmeler vardı. Burada kavuşamıyorlar. Birbirlerine söyleyebilecekleri sözler olmadığı için. Hatta evet. Buna olanak olarak şey koymuşlar. Mesela rüya sahneleri var filmde. Evet onları konuşalım. Rüya sahneleri ne anlama geliyordu? Ya rüya sahneleri bana şey gibi geldi. Hani aslında Zeki Demirkubuz'a bıraktığımızda bu işte On Body and Soul'daki espri hoşuna gittiği için koymuş ama aslında günümüzde de mesela atıyorum bir ilişki biter ama ilişki biterken karşı taraf bitirdiğinde bir sonuç olamazsın. Neden bittiğine dair hiçbir fikrin olmaz ve kafanda sürekli o döner hatta belki senelerce döner. Yıllarca hesaplaşmak istersin onunla ulaşmaya çalışırsın. Kafanda olur. Her insanda olur böyle ilişkilerde böyle şeyler olur. Ve rüyalarına girmeye başlar bu insanlar. Birazcık onun yansıması gibi geldi. Hani ulaşamadığın, son sözü söyleyemediğin, hesabı kapatamadığın insanların sürekli rüyaya girip onlarla kalması. Hatta bu olay birisi ölünce de olur, yas hikayelerinde de olur aynı şey. Biraz onun yansıması gibi. Yani sonuç olarak film aslında o hesaplaşmayı götürene kadar
Seyircinin merak unsurlarıyla acaba bu hikaye ne olacak, bu karakterlerin ne olacağını merak ettiren bir hikaye. Ve finaline geliyoruz. Finali hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi ilk izlediğimde genel gibi düşünmüştüm. Şey diyordum, hani final baktığında diyorsun ki hani Zeki Demirkubuz filmleri karamsardır ama bu film aslında mutlu sonla bitiyor. Sonra aslında mutlu son mu diye düşünmeye başladım. Kızın direkt bütün hayatın içine ediliyor. Hı hı. Ve mutlu mu artık hala? Ve şey, yani son sahnede yaptığı şey klasikten ötürü hani konuşuyorlar. Hani mutlu mutlu konuşmaya başlıyorlar. Çocuk diyor babanla da barışırsın diyor. Hı-hı. Çocuğun adını, onun adını koyarız diyor. Bir şeyler diyor derken araba karanlık bir tünele giriyor. Hı-hı. Sonra o karanlık tünelde dün gece bir rüya gördüm gibi film geçiyor. Evet, evet. Şimdi baktığında orada hani sunduğu şeyle bunu sonuçta bilinçli yaptığı bariz. Karanlık bir tünele girmesi gerçekten mutlu son muydu? Aslında o bariz dediğimiz şey de bariz değil. Neden değil? Çünkü evet. Onu Zeki Demirkubuz şöyle yorumladı. Biz aslında rüyayı anlattırıyorduk. Evet. Ama orada tünellerin bu kadar tünelli olduğunu bilmediğimiz için yolun... Ya bu açıklamayı keşke hiç yapmasın. Yani insanların şey yapıyorlar. Hayal gücünü hem mahvediyorsun hem bir şey varsa da yok ediyorsun. Beğenilen bir şeyi azaltıyorsun. Yani böyle açıklamalar yapmamalı öğretmenler bence yani. Yani biraz kurgucunun tavsiyesiyle yapılan bir şey diye duydum ben onu. O zaman tamam, evet, mutlu son yapmışsın deyip çekelim mi? Yani şey yok. Ya işte mutlu son da kime göre mutlu son? Mesela o kızın sürekli sıkıntılar içinde yaşayıp sonrasında evlilik kurtuluşu mu oluyor mesela? Ha, kişiye göre değişir bu. Yani toplumsal normlara göre değişir, refah seviyesine göre değişir. Yani ama Zeki Demirkubuz'un filmleri genelde aşk hikayesi bazında bakarsak mutlu son diyebiliriz. Yani aşk olarak bakarsak, yoksa kadının toplumda yeri olarak bakarsak direkt kadının direkt kafese atılıp orada mahkum edildiğini de söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak düşündüğümüzde hayat Zeki Demirkubuz'un filmografisinde 11 ya da 12 film vardı, emin değilim. Benim için 3. sırada. 1 numaram Kader, 2 numaram Masumiyet. İşte bu film oluyor benim için. Ya ben de mesela çok farklı. Bende Yeraltı var. Onu da seviyorum. O da 4 bende. Evet. Ben Yeraltı'nı mesela çok seviyorum. Yeraltı bende 1 mesela. Hmm. Ya o... Bu... Yeraltı 2 geliyormuş. Yeni haber. Ya o da saçma haber. Biraz ama. Şey mi? Engin Günaydın mı oynayacak mesela? Öyle de bir bilmiyoruz onu. Evet. Yoksa Engin Günaydın gençliğini falan mı izleyeceğiz? Gidin mi? Sonuçta sen bunu Dostoyevski Yeraltı'ndan notlardan uyarlamadın. Hmm. Yaptım bitti. Ne yapıyorsun? Yeraltı'ndan notlar 2 diye kitap mı var? Yani neye göre neyi? Ya bir de... En çok izlenen filmiydi bugüne kadar. Hayata kadar. Onun da ayrı bir kitlesi var o filmin. Bir de bence kendi de çok seviyor o filmi. Çünkü o film ödül alamayınca bayağı çıldırmıştı. Yani sırf böyle Antalyaları falan birbirine kattı sırf. Aldı bir şeyler de en iyi film alamamıştı değil mi ondan? Ya bir aldı, erkek oyuncu aldı benim bildiğim. Ha, Engin Günaydın almış diyordur. Ama işte erkek alınca o kendi almış sayılmıyor olabilir. Yani Zeki Demirkubuz aslında bir de şey var mesela. Gündemde kalmayı isteyen birisi, söyleyeyim. Her ne kadar ben kendi halimde yaşıyorum dese de popüler olmayı, Twitter'da TT olmayı seviyor. O yüzden sürekli konuşmaya devam ediyor. Yani Nur Bilge Ceylan da daha çok işiyle piyasada olan bir insan. Bu polemik bence bir yere gitmez gibi geliyor bana. Hayat filmi bence şu an Türkiye standartlarında iyi bir film. 2023'ün de en iyi filmlerinden birisiydi. Zeki Demirkubuz'un da sinematografisindeki en iyi filmlerden birisi. Yani anlayacağınız üzere aslında hayat kişiden kişiye değişir tabii. Bazıları farklı bakış açısıyla bakar kötüler. Biz mesela Zeki Demirkubuz'un kafasından bakınca aslında iyi film olarak iyi bir film olduğunu düşünüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hayat hakkındaki yorumlarınızı da bekliyoruz. Çünkü zaten bu film vizyona girdiği için bir sürü izleyen olmuştur. Sizin yorumlarınızı da merak ediyoruz. Bakalım siz neler diyeceksiniz film hakkında. Hoşça kalın. Hoşça kalın.